Çirkin binaların şehirleşmeleri kirletmesine tahammül edemeyiz dedi. Şehirleşmeye ilişkin yine çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet CHP de vardı. Onlar yıktılar, biz restore ediyoruz sözleriyle eleştirdi. Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların, sanat ve estetik değeri olmayan yapıların istilasına uğradı. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. İstanbul'a ilişkin öz eleştirisi hala tartışılırken Fatih'te restorasyonu tamamlanan projelerin tanıtımında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Belediye başkanlarına bir çağrıyla başladı söze. Şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Onlar yıktılar, biz yapıyoruz dedi, CHP'ye çevirdi eleştiri oklarını. Geçmiş defterleri açtı. O yıkan zihniyet CHP zihniyetiydi. O güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar. Bunun hesabını sormayacak mısınız ey gençlik? Gençleri tarihe sahip çıkmaya çağırırken çıkışı yine dikkat çekiciydi. Fetih sadece bu şehrin fiziki olarak ele geçirilmesi değildir. Ayağa kaldırdığımız ecdadın emaneti olan her eserle adeta İstanbul'u yeniden fethediyoruz. Kaliteye ve estetiğe daha fazla önem vermemiz gereken bir döneme girdik dedi. Restorasyon çalışmalarını eleştirdi. Tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Güya aslına uygun şekilde restore edilen ama duvarlarındaki Horasan sıvalarının kazınıp üzeri çimento ve kumla kaplanan nice eserler duyduk gördük. Gerektiğinde tamirat, tadilat bu yola da başvurulur. Ama işin esası bu olmalıdır. İnsan, insan. Şehit Kaymakam Muhammed Safi Türk'ün adını taşıyan lisenin açılış töreni için telekonferansla Mardin'e de bağlandı. Alçakça yöntemlerle ülkemize saldıranların bedenleri gibi isimleri de yok olup gidecektir. Buna karşılık şehitlerimizin her biri yüreğimizde ve burada olduğu gibi eserlerimizde yaşamaya devam edecektir. Süleyman Bölümez tarafından...